İyi akşamlar, size nasıl yardımcı olabiliriz? İyi akşamlar, hocamıza bir sorum olacak. Benim. Tabii ki, buyurun. Ben guatr hastasıyım. Şimdi son 2 senedir değişik şeyler olmaya başladı. Mesela daha önceden çok fazla zayıflıyordum. Şimdi 2 yıldır çok hızlı kilo alıyorum. 6-7 kilo falan alıyorum. Durduramıyorum. İşte hani onunla ilgili bana ne tavsiye eder? Şimdi hanımefendinin kullanmış olduğu ilaçlar hormon dengelerini bozuyor. Evet. Özellikle de kortizon, steroidli ilaçlar bünyenin hormon dengesini bozar. Kortizon kullanan herkes de zamanla obezite problemi başlar. Frenlenemeyen bir kilo alma. Hiçbir şekilde durduramazsınız. Hormon, vücudun bütün hormon dengelerini bozar. Bunun için ne yapmak gerekir? Yani ilaç alayım, tiroid guatr'dan kurtulun derken kullanmış olduğu kimyasal ilaçlar bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok eder, zararlı bakteri ve mantarları azdırır. Hı hı. Ve mantarların üretmiş olduğu toksik madde karaciğer aratamaz. Karaciğer aratamaz da toksik madde beyindeki bütün hormon dengelerini bozar. Ve artık kolay kolay kilo veremez, frenlenemez hale gelir. Ne yapmak gerekir? Peki bu guatr'ın önüne nasıl geçilebilir bitkisel yollarla? Kısaca bununla konuya değinmişken. İksir, aloe vera jel, yoğurt otu forte, zerdeçal forte, tiroid çayı, enfeksiyon çayı kullandığı zaman tiroid bezesinde ne varsa temizler, arıtır, yavaş yavaş eski haline, normal haline döner. Biraz zaman alır. Evet. Çünkü aşırı ilaç kullanmasaydı o kadar uzun sürmezdi. Ama ilaç kullandığı için problem ağırlaşıyor. Kimyasal ilaç kullananlarda süreç uzuyor. Kullanmayanlar daha kısa sürede iyileşir. Tamamen yok olması mümkün diyorsunuz yani. Tabii. Şimdi bakın, bu Almanca bir kitap. Ne diyor? Täglich. 3 defa täglich. Yani günde 3 defa iç. İç, ondan sonra kimyasal ilacı iç, iç, ondan sonra hapı yut. Hapı yut. Yut yut, ondan sonra öl. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 200 bin kişi kimyasal ilaçtan ölüyor. Kimse bunu gündeme getirmiyor. Almanya'da 50 bin kişi ölüyor. İngiltere'de 50 bin kişi ölüyor. Türkiye'de yılda 50 bin kişi ölüyor. Ne gazete yazıyor, ne televizyon söylüyor, ne radyo söylüyor. Ne bu konuda kimse konuşmuyor. Herkes ağzını kapatmış. Üç maymunlar oynuyor. Görmedik, duymadık, bilmiyor. Neden? Çünkü o ilaç fabrikaları sahipleri çok güçlü. Kimse yine ona dokunamıyor. Telefon bağlantımız var. Alo. Alo. İyi akşamlar, buyurun. Nasıl yardımcı olabiliriz size? İyi akşamlar hanımefendi. Ben hocama bir sorum olacak da. Benim tabii bu ki dizlerimde ağrı var. Dizlerinizde ağrı var. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Dizinizde ağrı var. Peki kıkırdaklarda yıpranma var mı? Hocam işte film çektirmeye gitmiştim SSK'ya. Film çekildiğinde şey demişti bana. Ya dizlerinde herhangi bir şey görünmüyor demişti. Bir karışık meylem verdi bana. Hap falan verdi. Ben kullandım ama bir de ayrıyetten bir ilaç verdi. Bu suya katılıp içilmeli. Onlardan evet kullandım. İçtim ama hiçbir şey de göremedim yani. Bu merdiven çıkarken özellikle böyle bıçak gibi batıyor böyle sol tarafıma. İki dizimde de var. Şimdi kıkırdaklardaki yıpranma sinirleri zedeliyor. Aşınma, evet, aşınma söz konusu burada kıkırdaklarda. Buna karşı dünyada en etkili bitki nedir? At kuyruğu. Ama sadece at kuyruğu değil, ısırgan otu, şeytan pençesi kökü, ayrık kökü, civan perçem otu. Çok özel bir formül geliştirdik biz bunun için. 40 evet kilit forte. 40 kilit. Eğer ki bağırsaklarınızda bir problem varsa, midenize, bağırsaklarınızda bunun da tedavisi şart. Çünkü midede ve bağırsaklarda problem olursa, buradan sürekli toksik madde gelir. Tekrar problem 3 ay, 5 ay sonra yine nükseder. Herhangi bir rahatsızlıkla da mide ve bağırsakları tedavi etmek şart. Mide ve bağırsaklar tedavi olmadan hiçbir zaman hastalıklar kalıcı olarak iyileşmez. Nükseder, nükseder, nükseder. Nüksetmemesi evet için, hastalıkların kökten tedavisi için midede gastrit, ülser varsa, reflü varsa tedavisi şart. Bağırsaklarda kolit, ülseratif kolit, spastik kolit, morbus, Crohn vesaire varsa mutlaka tedavisi şart. Mide ve bağırsaklar tedavi edilmedikçe karaciğer tedavi edilemez. Karaciğer tedavi edilmezse
Hiçbir hastalık tedavi edilemez. Çünkü karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi, mantar ve bakterilerin üretmiş olduğu toksik maddeyi arıtamazsa, karaciğer arıtma tesisi gibi. Arıtamadığı toksik madde nereye gidiyor? Yani bizim köyün üstünde temiz bir ırmak var. Billur gibi. Köyün içerisinden geçerken caminin yanındaki tuvaleti, kanalizasyonu vermişler ırmağa. Aşağıdaki köyünde suyu yok. Onlar da bu pis suyu içiyor. Ne oldu? Hepsi hasta. Aynı şekilde karaciğerde de sürekli bağırsaklardan, bir insanın bağırsağı 350 metrekare vitamin, mineral, enzim geldiği gibi mantar ve bakteriler üretmiş olduğu toksik madde de geliyor. Karaciğer bu toksik maddeler arıtmak için B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit harcıyor. Zamanla karaciğer yoruluyor, yağlanıyor, arıtamıyor. Arıtamadığı toksik madde nereye gidiyor? Vücudun zayıf noktalarına. Bu nedenle mide ve bağırsaklar tedavi edilmesi şart. Karaciğerin tedavi edilmesi şart. Aksi halde bugün iyileşirsiniz, yarın tekrar hastalanırsınız. Sonra başka bir hastalık çıkar. Sonra başka. Tedavi mümkün değil. Mide, bağırsaklar, karaciğer. Bu organın, üç organı tedavi ettiğinizde her türlü hastalığı kalıcı olarak tedavi edin. Kalıcı. Evet. İdrar yolu enfeksiyonlarına kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun siz. İşte bu kremberiyle ilgili yapılan klinik araştırmalarda bunun birleşimindeki urzolik asit antitümörel yani tümörü eritici, kansere karşı etkili olduğu son yapılan klinik araştırmalarda belgelenmiştir. Çok enteresan buluşlar yapıldı. Mükemmel bir şey. Kremberi veya kırmızı meyveli yaban mersini Türkiye'de iklim olarak her bölgesinde, belki Akdeniz bölgesi hariç, her bölgesinde yetişmesi mümkün. Herkes bahçesine ekebilir. Meyvesi tadı güzel, yenmesi güzel. Meyvesini yesin, suyunu çıkarsın, içsin. Meyve suyu içsin. Evet. Hiçbir yan etkisi yok. Vücudu temizler, arıtır, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kansere karşı etkili. Antioksidan, anti-aging, idrar yolları enfeksiyonuna karşı etkili. Ve hiçbir yan etkisi yok. Mükemmel bir meyve. Evet, programımızın sonuna geldik. Evet değerli izleyenler, her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz. İyi hafta sonları.